Kecha bir statistikani aytdim. Ya'ni dünyadaki en çok kitap okuyan halk Özbek halkı iken biz bir yılda 0,7 tane kitap okuyoruz iken en kam okuyan halk kaysısı Hindler iken bunlar bir günde 1,47 saat vaxtını sarf ediyor ama yıl devamında 50-60 tane kitap okurken. Öşe Özbekler çok kitap okuyduğunu hesabı ki her üçte Özbek'te ikisi matematikani chuqurlashtirib o'rganib, IT'ga chuqur kiritgan hisobiga mana hozir dunyoda eng katta korporatsiyalarda CEO'sini, bosh direktorlarini hammasini olsangiz o'zbeklar. Misol uchun Google'da CEO'su Sundar Pichai o'zimiz Qashqadaryodan yoki Microsoft'da oling, Apple'da oling, hammasini direktorlari o'zbeklar. Men qiziqdim, biror joyda muvaffaqiyat bo'lsa albatta o'sha joyda omil bo'lish kerak. Nima omil ekan desam dünya karıştı, fikirleş tarzı deyken. Yani ki Amerika'ya bitti, Özbek bitti, Hint varsa Hintler şu toy kılayın de, üyücüye kılayın de, ya maşını alsın bağlam deyip de pulcu yönetirken de Özbekler, yok benim bağlam okuydu, kıynansam şu okuşu ki pulcu yönetemem. Yaşım ayak oturum, yeni bu cahiden amket ağırdı deyip etirken. Yani bir özüm ki sual veremedi. Mesela Hintler gelecek bizdeki, gelecek bizdeki deyip ağız yırtardı. Şimdi 70'te gene kitap okuyan Hintlerdeki var mı gelecek ya 0,7 tane okuyduken Özbeklerde. Elbette bizdeki var mı Özbeklerdeki var mı? Öşen de. Yani ben düşüngenim cemiyette her kıl lozumlarını ağız yırtı şartmasa gen de. Çünkü tizimli hareket kılış gereken. Yani biz kıladık işlerimizi yapırmazsa, biz kıyan işler biz hakkımızda yapırış gereken.